Dostlar, sevgili Nurdan Hanım benim Sait Rüstem dostuma gittiğim zaman onun atölyesinde görmüştüm. Öyle şeyler söyledi ki, konuştu ki, bir dakika ya dedim, bunlar ne kadar güzel sözler dedim. Ve kendisinden yazmasını istedim. Böyle bir şeyler bana yazın atın dedim. Neydi o cümle? Şimdi çünkü Furkan için de o tutar yani, o cümleler Furkan'a da çok rahatsız. Furkan'a ben çok özel bir şey yazdım. O yüzden ama önce Furkan'ın şey, kelimeleri farklı. Onu ama, söylemeyelim. Peki, meraktan çatlasınlar o zaman. Elleri dans eden bir insandan bahsetmiştim. Bana böyle yani, dedi. Elleri dans ediyor dedi. Vay canına dedim. Ben de yazımın üstüne bu başlığı koydum ama alta dedim ki hemen altına da zaten eğik yazı ve dar hani alıntılar öyle yapılır ya, onu verdim ve dedim ki sahibi odur. Hatta ben gurur duydum. Çok çok gurur duydum. Sanırım yani, o bir kitaba da ya girdi ya girecek. Onu da yapalım tabii. O kitabı da takdim edeyim. Basılamadı sanıyorum. Sanatçılarıyla Ankara kitabı. Ay çok çok henüz basılamadı. Evet, biraz çünkü kalınlaştı habire. Dediler ki şu yok, bu yok. Hasan Hoca falan bana diyor ki ya bunu ihmal ettin diyor. Evet. Ben de onu yazıyorum. Ve o sayede mesela Zafer Hoca'yı hep geciktirmiştim. İyi ki Hasan Hoca'yı ikaz etmiş. Yaptık ve kaybettik yani, Zafer Gençaydın'ı. Dolayısıyla değerli dostlar, böyle bir tanışıklığımız, geçmişimiz var. Sevgili Fatih de burayı çok seviyor. Birkaç koldan sevgili Furkan'la tanışmış olduk. Şimdi sizin Furkan'la ilgili güzel cümlelerinizi de alalım, yani, açılışı da alalım. Buyurun. Önce bir onu okumak istiyorum. Çünkü evet. Furkan'ın eserlerini görmeden önce benim yazımı dinlediğiniz zaman çok özür dilerim. Tabii ki, buyurun. Kalemi güçlüdür çünkü. Çok daha farklı bir gözle bakacaksınız. Çünkü Furkan çok genç bir çocuk. Bu kadar genç bir çocuk. Ne anlatacaksınız? CV'sine ne koyabilirsiniz? Ama çocuk öyle şeyler yapmış, öyle şeyler yapmış ki bu cidden önemli. Ben de onun için özellikle bir yazı kaleme aldım. Furkan Özmen. Tanrısal güzelliğe en yakın varlık ve yaşantılara ulaşmaya çalışan turuncu tulumlu bir adamdan bahsetmek gerekirse toprağa dönmek gerek. Aradığı renkleri ortaya çıkarmak için tutkuyla baktığı ağaçlara sormak gerek. Onu tanımlamak şöyle bir şey. Sadece çalış, sabırla, doğru zamanda, özgürce. Ruhundan taşanlar parmak uçlarından sızıp ahşaba nefes verir. Rüzgarı, yağmuru ve fırtınayı görürsünüz eserlerinin kıvrımlarında. Her dalga akıp gider geceye. Gün ağrırken kızıl renkli fırtına bulutlarının Jüpiter'e selamıdır çizgileri. Sedir ağacının iğne yaprakları kelimelere dönüşür. Kayısı ağacının derin köklerini görürsünüz aşkı barındıran. İğde ağacının en verimsiz toprakta bile inatla yaşama tutunmasının kanıtıdır Furkan Özmen'in ahşap yontuları. Karaçam'ın çarpıcı kabuğu, özgürlüğü sevmesi, simetri tutkusu ve zamana meydan okuması ile biçimlenir sanatçının ellerinde. Ceviz, Jüpiter'in ayak izinde oklarını fırlatır. Hızla büyüyen bir gücü temsil eder. Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz diyebiliriz Furkan Özmen'in gözlerindeki tutkuya. Nasıl ama? İşte onun için iyi böyle aynı şeyi yaptı Sait Rüstem.